YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği kitabı sayfa 41-42 cevapları Semih Offset yayınları. Bugün sizlerle 4. sınıf trafik güvenliği kitabı toplu taşıma araçları metni cevapları sayfa 41 ve 42 işleyeceğiz. Toplu taşıma araçları metni cevapları sayfa 41 cevabı. Soru: toplu taşıma araçlarını tercih etmek trafik yoğunluğunu nasıl etkiler? Toplu taşıma araçlarını tercih etmek trafik yoğunluğunun azalması için önemli bir etkendir. Yoğunluğun azalmasının trafikte araçların daha rahat hareket etmesini sağlamış olur. Ayrıca enerji ve zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Özellikle büyük şehirlerde insanlar zamandan tasarruf etmek için toplu taşıma araçlarını tercih etmektedir. Soru: trafik kazaları ile trafik yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız. Trafik yoğunluğun fazla olduğu yerlerde yoğunluk kaynaklı olan trafik kazaları oluşmaktadır. Çünkü herkes bir yerlere zamanında gitmek için trafik kurallarını ihlal etmeye başlar. Bunun sonucunda kargaşa oluşur. Kargaşa sonucunda ise trafik kazalarına kaçınmak olanaksız hale gelir ve trafik yoğunluğu olduğu yollar olabildiğince fazla aracın gitmeye çalışmasından kaynaklanmalıdır. Soru: yüz yolcuyu bir tane belediye otobüsü taşıyabilirken aynı sayıda yolcuyu taşımak için 4 yolcu taşıyan otomobilden 25 tane gerekmektedir. Aşağıdaki resimden yararlanarak toplu taşıma araçlarının trafik yoğunluğunu azaltmasının etkisini açıklayınız. Toplu taşıma araçları her insanın bir araca binip yola çıkmasından, herkesin bir araca binerek tek bir araçta daha az zamanla tasarruf ederek sağlayarak gitmek istedikleri yere ulaşmaları sağlayan önemli bir araçtır. İnsanların toplu taşıma araçlarını kullanmadığı, herkesin bir araç olarak kullanmak gitmek istediği yere gitmeye çalıştığını düşünürsek, yolun kapasitesinin fazla aracı yolda ilerlemeye çalışması, trafiğin bir süre sonra tıkanması ve kazalara sebebiyet verecektir. Bunun sonucunda maddi ve manevi kayıplar gelir. Sayfa 42 cevapları. Soru: aşağıdaki fotoğraflarda görünen araçları, yolcu taşıma kapasiteleri, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğini etkenlerin yönünden tartışınız. Otomobillerin kapasitesinin fazla olmadığı en fazla 4 kişinin yolculuk yapabildiği özel taşıtlardır. Taşıtlarda çıkan egzoz dumanları hava kirliliğine sebep olurken metro, uçak, vapur gibi toplu taşıma araçları çok daha fazla insanın yolculuk yapabildiği, zamandan ve enerjiden tasarruf yapabildiğimiz araçlardır. Metro, hava kirliliği daha sebep olunurken uçak, vapur gibi toplu taşıma araçları çok daha fazla kirliliğe sebep olmuştur. Soru: trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğinin azalması isteyen kişi hangi ulaşım araçlarını tercih etmelidir? Tartışınız. Trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğinin azalmasını isteyen kişiler ulaşım aracı olarak kendi özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelilerdir. Toplu taşıma araçları zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlayan ulaşım araçlarıdır. Değerlendirme çalışmaları. Soru: trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği azalmasını isteyen kişi hangi ulaşım aracını tercih etmelidir? Tartışınız. İnsanlar her zaman trafik yoğunluğuna ve çevre kirliliğinden şikayet değiller. Temiz ve çevre kirli olmadığı bir şehrin tüm insanları yaşamak istediği yerdir. Bunlar sağlaman en iyi yöntemin toplu taşıma araçlarını kullanmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmektedir. Sonraki konuya hazırlık. Soru: trafik güvenliği sağlanması için yoldura uyanması gereken kuralları araştırınız. Trafik güvenliği sağlamak amacıyla yolcular araçları durmadan araca binmeli veya inmelidir. Araca bindiğimizde emniyet kemeri takmalı, ayakta yolculuk yapmamalı, şoförle muhabbet ederek şoförün dikkati dağılmamalıdır. Ayrıca binerken aracın ön kapısından binmeli, arka kapısı da inmeli, telefonla yüksek sesle konuşulmamalıdır. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.